Sevgili seyirciler, dünya liderleri İstanbul'da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi'nde buluştu. Enerji sorunlarının ve çözümlerinin küresel bir bakış açısıyla ele alındığı kongrede devlet başkanları önemli mesajlar verdi. İstanbul, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde düzenlenen kongre, yeni ufukları kucaklamak temasıyla düzenlendi. 70'in üzerinde ülkeden global enerji sektörüne yön veren isimlerin yer aldığı 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında liderler önemli mesajlar verdi. Enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması noktasında çok önemli projelere öncülük ettik. Mavi Akım, İran ve Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz boru hatları ile Türkiye-Yunanistan doğalgaz enterkonektörü projeleri Türkiye'nin bu alandaki konumunu küresel ölçekte tescillemiştir. Küresel ekonomideki zor koşullar yüzünden enerji konferansı bize fırsat veriyor. Bizim ortak görevimiz tüm insanların güncel enerji kaynaklarına işbirliği sağlamaktır. Enerji güvenliğini koordineli olarak sağlayabiliriz. Sayın Erdoğan ve diğer ortaklarımızla Türk Akımı projesini de gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye, enerji tehlikesizliği meselelerin halinde çok önemli adımlar atır. Türkiye'nin inkişafı, sabitliği, istikrarı, neyin ki Türkiye'ni seven ülkelere, ona dost olan ülkelere, bütün dünyaya lazımdır. Çünkü Türkiye bugün dünyanın enerji siyasetinin müeyyen edilmesinde çok önemli rol oynuyor. Bölgemizde keşfedilen hidrokarbon kaynaklarından çıkarılacak doğalgaz, inşa edilecek bir enerji koridoruyla Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya en hesaplı ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilecektir. Türkiye küresel enerji güvenliğini geliştirilerek sürdürülebilir, kapsayıcı ekonomik büyümenin temeline yönelik çalışmalara kararlılıkla katkı sunmaya devam edecektir. Türkiye, ulusal menfaatleri çerçevesinde kazan kazan prensibine dayanan bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak ve coğrafyasındaki huzur ve istikrarı önceleyen her projenin doğal müttefikidir. Kongre çerçevesinde aynı zamanda dünya enerji verimliliğinin ve çeşitliliğinin tanıtıldığı enerji fuarı da düzenlendi. Fuarda Ekovitrin Medya Grubu da bir standla yer aldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Yong Kon David Kim ve eski başkan Maria Jose Nadao Ekovitrin'in standını ziyaret ettiler. Ekovitrin ve Ekovitrin Global İngilizce 120 ülkede 40 bin satış noktasında.